kaldırma şeklinde değil de bu soru cevap kısmına yazabilirsiniz Evet sorun yok dedi bir arkadaşımız Tamam şimdi e, daha önce bağlanmayanlar için hatırlatma babından e, sanıyorum email otomatik geliyor yurtdışından da bağlananlar oluyor bir hafta İngilizce bir hafta Türkçe olacak İnşallah e, Türkçe ilk e, sunduktan sonra sonraki hafta onun İngilizcesi gibi olacak yurtdışından bayağı ciddi talep oldu. Bu Continental Heart Akademi destekliyor. onların desteğiyle epey bir yerden şey, katılan oluyor. Şimdi bu hafta geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaklaşık 45 dakika YouTube'da da Continental Heart, Heart Akademi altında sanıyorum bulabileceksiniz. Bir önceki de var zaten İngilizcesi. Türkçesini o zaman öyle yapmamıştık. Microsoft Teams'den yapmıştık. Bundan sonra Zoom'dan yapacağız. Sınır da yok. E, pediatri asistanları veya tanıdığınız başka insanlara, herkese söyleyebilirsiniz. Yani kimin e, kim faydalanabilecekse herkes katılabilir. Şimdi e, interaction sadece e, sessiz olacak sizin ta tarafınızdan. Yani e, soru cevap kısmını yazacaksınız. E, ben de ona bakarak hani e, daha önce de yaptığımız gibi katılanlarınız biliyor. Sorularınıza cevaplamaya çalışacağım. O şekilde devam edeceğiz. Evet şimdi e, başlayalım isterseniz, e, herhangi bir sorun olursa yayında veya şeyde bana haber verin. Dediğim gibi aynı zamanda bu YouTube'dan da canlı yayınlanıyor, Congenital Heart Akademi altında. Zoom'la bağlanamayanlar e, sanıyorum oradan da şu anda seyredebilirler, bildiğim kadarıyla, e, öyle olması lazım. Ondan sonra onu şeyden, Brezilya'dan bir yerden ayarlıyorlar, e, bakalım, tamam. Chat kısmı var bir question answer var bir de chat kısmı var Or orası herhalde daha uygun oradan özel de yollayabiliyorsunuz mesela e, ben size yorum yapmanızı istediğim zaman hani herkesin görmesi şart değil e, hani çekinmeden yorum yapabilmeniz için bana özel yapabilirsiniz yorumlarınızı evet ilk slaytla başlayalım bu e, hasta 15 aylık e, VSD ameliyatı olmuş e, 10. gününde yoğun bakımda böyle bir EKG evet ee, ne düşünüyorsunuz bu EKG hakkında? Ne görüyoruz burada? Genel yorum da yapabilirsiniz. Dediğim gibi özel bana da yapabilirsiniz. Çok fark etmez. Evet. Chat kısmını kullanırsanız daha iyi olur. Şu ana kadar bir yorum yapan olmadı. Evet. Bir arkadaşımız diyor ki bu jet olabilir diyor. Evet. Birkaç arkadaşımız daha doğru öyle diyor. E, tabii e, düzenli bir taşikardi, evet. Yani önemli. Çünkü düzensiz olsa değil mi, atrial fibrilasyon gibi şeyler düşünmemiz lazım. E, QRS ve P ilişkisine dikkat etmeye çalışıyorsunuz, güzel. Yani e, QRS'den sonra P var gibi, e, o da güzel. E, ama başka bir arkadaşınıza diyor ki, acaba disosiye mi diyor. Aslında biraz daha zoom ederek gösterebilirsem e, her derivasyonda değil ama bazı derivasyonlarda böyle bir çentik görüyoruz QRS'den sonra. Bakın şunlar. Bunlar çok büyük ihtimal pedalgalarımız Bu tür taşikardilerde her zaman kesin söylemek kolay olmuyor ama bakın şöyle bir ST segmentinde böyle bir çentik olmaması lazım. V4'e dikkat ederseniz bu büyük ihtimal e, pedalgası dalgası. E, dolayısıyla hani bir disosyasyon olsa bizim e, bu QRS'ler arasında P'leri dağınık görmemiz lazım. Şimdi tabi bu, bu jet mi? Ee, SVT ve dal bloğu mu? Ee, o da bir ihtimal değil mi? Farklı ihtimaller var. Yani antidromik taşikardi olabilir, birçok şey olabilir. Ama tabi ameliyat olduğu için hasta jet ilk akla geliyor. Peki e, ne yapmamız gerekiyordu onu hatırlatalım. Şimdi böyle bir taşikardi gördüğümüz zaman önce klasifiye etmemiz gerekiyor. Taşikardiler ya SVT yani dar QRS taşikardi e, aberasyon vesaire olmadıkça... Ya da geniş küres teşkil diyoruz, değil mi? Geniş küres teşkil dememizin sebebi e, bunun e, VT olup olmadığını kesin bilmediğimiz için e, geniş küres teşkil diye e, söylememiz daha uygun. E, şimdi burada da dolayısıyla aslında sizin jet vesaire demeden önce ilk söylemeniz gereken şey e, geniş küres teşkildi. Çünkü 15 aylık bir çocukta QRS bu kadar geniş olmaz, değil mi? Blok olarak da neye benziyor? Sağ dal bloğuna benziyor. Dolayısıyla bu sağ dal bloklu bir taşikardı. Yani aslında demeniz gereken şey oydu. P'ler QRS'den sonra gibi. Tabi jet olabilir. Ee, bakalım şimdi devam edelim. Ee, bu hastanın, aynı hastanın tabi holteri. Hızı da görüyorsunuz herhalde 180 o, o civarlarda. Bakın aynı hastanın telemetrisi. Şimdi bu tür hastalarda... Bazı e, ihtimaller var tabii. Jet hemen akla geliyor. Fakat jet'e uymayan aslında burada bir şey var e, hikayesinde. E, ne diyorsunuz? Sizce jet'e uymayan ne olabilir? Sonuç olarak jet çıkmayacak zaten. O da belli oldu benim konuşma şeklimden. Sizce burada jet'e uymayan ne yani şu hikayeye baktığınız zaman? disosiye olup olmaması belki. E, jet'te genellikle disosiye oluyor ama her zaman değil. Evet. Ömer güzel yorum yaptın hatta değil mi evet yani çünkü neden jet genellikle ilk günlerde olur ve genellikle 24 saatten sonra olur veya ilk gün ilk saatlerde de olabilir genellikle üçüncü günü çok geçmez ya yani onuncu günde halen jet devam etmez bu hızda o biraz atipik bayağı bir atipik ama tabii ki ihtimallerden birisi aslında sağda bloklu jet olabilir Tabii bu durumda ne yapıyoruz ee, bu taşikardi ayırt etmek için e, farklı şeyler yapabiliriz. Vagal manevra, değil mi? Adenozin. bunlar çok önemli. EKG çekerken alttaki ritmi daha iyi anlamak için. Ama daha ona gerek kalmadan e, eğer telemetriniz kaydediyorsa yoğun bakımda veya hasta holteriniz varsa burada benim yaptığım gibi bu sarı e, yerle gösterdiğim gibi en yavaşladığı yere bakıp e, genellikle telemetrideki bu trendin ne anlama geldiğine bakıp aslında olayı çözebiliriz. Burada hemen dikkat çeken bir şey var. Oldukça sabit bir hız. Doğru jette de olabilir bu. Ama sonra arada da böyle çok aşırı düzensizlikler var. Ee, bu biraz değişik değil mi? O zaman o düzensiz olan yerlerde özellikle yavaş yaldır fokusladığımız zaman ki burası orası. E, teşhisimiz değişti mi? Evet. Cevap alalım. Bir kere öncelikle VT, VT onaylandı mı? VT dışlandı mı? VT dışlandı mı, onaylandı mı? Burada yavaşladığı yeri görüyoruz. Dikkat ederseniz düzensiz. Düzensiz ve yavaş şu işaretlediğimiz yer ve dikkat ederseniz QRS'ler değişmemiş. Dolayısıyla dışlandı değil mi? Eğer bu VT olsaydı bu şekilde yavaşladığı zaman aynı QRS'leri görmezdik. Bir kere VT dışlandı. Peki başka dikkatimiz çeken bir şey var mı bu yavaş yerde? Zaten onun için özellikle yavaş yere bakmıştık. P dalgaları dikkatiniz çekiyor mu? Evet ilk e, derivasyonda gereğinden fazla P var değil mi? Dikkat ederseniz e, buradaki bir box e, yaklaşık 25 mm saniye ile işte 300 hıza denk geliyor. 300'e yakın bir hızda atrial hız olduğunu görüyorsunuz. Buradaki QRS düzensizliğinin sebebi demek ki e, değişken AV blok. Ne sırasında? Flutter gibi bir ritim var. Biz buna ne diyoruz? Intra-atrial re-entry e, Flutter'da. da kısaca diyebilirsiniz ama tipik flutter'dan farklı oluyor bunlar biliyorsunuz Skar, skara bağlı rentren re taşıkarda oluyor. E, şimdi dolayısıyla burada e, bu jette olabilirdi ama jette bu tür e, değişiklikler görmezdik ve artı tabii ki bu şekilde bir p olayı olmazdı yani e, atriumun çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. Peki burada niye sabit? Çünkü burada sabit olmasının hızı şey bu hızın sabit olmasının sebebi e, bu hasta da demek ki Bakın burası yaklaşık 170 falan gibi. Yani ikiye bir geçişli bir şey varken arada bir üçe bir, dörde bir, ikiye bir buradaki gibi düzensiz geçişler olduğu zaman pedalgalar ortaya çıkıyor. Demek ki e, bunu göremeyebilirdik. Yani bunu göremeyebilirdik. O zaman ihtimaller arasında tabii ki jet, dal, blo, farklı seviyeler olabilirdi. Yine her zaman söylediğimiz şey herhangi bir e, yani sonuca hemen atlamadan önce eğer geniş QRS taşı kaldıysa ee, onu VT vesaire demeden önce, gerekli şeyleri yapmadan önce geniş kür arası daha fazla bir şey dememek lazım. Ama tabii hani P ile ilişkisi vesaire o yorumları yapabilirsiniz. Düzenli mi, değil mi? Adenozin verseydik de ne yapacaktık? Bu bu şeyi görecektik. Veya bagal manevra değil mi? Çünkü AV nottan geçiş yavaşlayacaktı. Evet. Dolayısıyla bu önemli. Tabii niye önemli? Tabii tabii. E Hani her e, bu vakaların hepsini ayrıntılı her zaman tedavi şeyi konuşmuyoruz ama yerine göre bazı şeyleri vurgulayacağız. Yani bu hasta anlaşılıyor ki mesela en azından bu holter boyunca 24 saat boyunca bu ritimde hele bu 48 saat veya daha fazla devam etseydi değil mi? Flutter gibi bir ritim. Tıpkı fibrilasyondaki gibi e, stroke yani daha doğrusu trombus hatta stroke olayına bile yol açabilecek kadar tehlikeli bir şey. Çünkü neden? Fark edilmeyebilir. Yani bunu jet zannedip siz bunu uzun süre işlersen, e, izlerseniz çok sakat bir durum olur. Halbuki bunu fark edip de ne yapacaksınız burada değil mi? Aslında en güzeli hasta zaten uyuyorsa kardiyo versiyon. E, farklı sebeplerle amiodoron da kullanılabilir durdurmak için. Bu arada bu vesileyle amiodoronla ilgili e, özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. Defalarca hastaların amiodoron alırken aldıktan sonra... E, çok ciddi problem yaşadın. Hatta gördüğün, gör, gördüğüm için söylüyorum. Amiodoronu kesinlikle yavaş verin. 2 ee, saatten e, hadi en fazla 90 dakika en kısa. Mümkünse iki saatten daha erken. Hani 5 mg kilo diyoruz ya IV infüzyon. Kesinlikle daha hızlı vermeyin. İsterse taşikardi durmuyor olsun. Fark etmez. Taşikardi durmuyorsa durmuyordur. Ee, gerekirse başka ilaç eklersiniz. Kardiyovasyon yaparsınız. Asla amiodoronu daha hızlı vermeyin. Sadece bir yerde hızlı veriliyor değil mi? O da nedir? İşte pulse'da şeyde görüyorsunuz. Resütasyon sırasında bolus şeklinde. O çok hızlı. Hemen e, IV hızlı bir şekilde push şeklinde. Ve o farklı bir şey. Yani taşikardileri durdurmak için asla amyadonu hızlı vermek diye bir şey yok. Sonra ciddi bradikardi hatta ölüme yol açabiliyor. Hipotansiyon yol açabiliyor vesaire. Bu vesileyle onu da bir daha vurgulamış olduk. Arada bunu vurgulayacağım. Çünkü sık gördüğüm bir problem. Evet, burada farklı bir hastaya geçtik. Ee, yaşı ne olsun, mesela diyelim ki 7 yaşında olsun. Evet. Dikkat ederseniz hızı ne civarda o zaman? Ee, i̇şte 70 civarlarında bir hız. Nasıl bir ritim sizce bu? Herhalde sinüs ritmi değil, değil mi? Tarif edersek, junctional, nodal diyorsunuz, yani benzer şeyler. Peki pedalgaları ne durumda? Pedalgalarını nasıl yorumlayacağız? Evet. Pedalgaları retrograd diye genel kanaat var. Evet. E, neden e, ilişkili? Çünkü e, dikkat ederseniz her QRS ilişkili bir P var. Yani bu Düzensiz bir şekilde devam etmiyor. Ee, peki tamam, ee, Junctional dedik. Ee, 7 yaş dedim dikkat ederseniz. Hani Küçük bir çocuk. Ee, sizce QRS'in genişliği normal mi? Biraz geniş değil mi? Hafif. Evet. Bana biraz hafif geniş gibi geldi 7 yaş için. Ee, evet. Geniş olunca o zaman ne oluyor? Junction oluyor mu halen daha? Nodal oluyor mu? Evet. Nodal olmaz değil mi o zaman? Eğer e, bu QRS genişse e, o zaman e, nodal olmuyor. O zaman ventüküler oluyor değil mi? Fasüküler, ventüküler. Fasüküler zaten ventüküler aynı şey. Fasüküler sadece biraz daha dar oluyor. Ama her zaman fasiküler eee QRS'ler e, olduğu için sonuç olarak yani can, e, direkt His bandından çıkmadığı için her zaman e, hastanın kendi QRS'inden daha geniş oluyor. Onun için e, hani ventriküler demek lazım. O zaman bu ne olurdu? Şimdi bu eğer bunu biz buna dar QRS diyorsak ki gözümüze biraz geniş geldi değil mi? O zaman junction ritim hakikaten sinüs yok ortada. Retrograd şey var. E şimdi 7 yaş çocuk 70 hızında e, o zaman bradikardik bir hız. Hafif değil mi? E, ve bu e, hız e, demek ki sinüsü bir şekilde çalışmıyor. Junctional escape var. Değil mi? Bire bir de retrograd ileti var. O da PE yol açıyor. Birinci yorumumuz bu. İkincisi ise ya bu geniş köresse. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Geniş QRS mi değil mi? Yani bu hastanın bu gördüğümüz QRS'i baseline'da yani hastanın normal yetisi olsaydı e, ki şu anda öyle bir görüntü yok. Bu bir holter. Onunla karşılaştırdığımız zaman nasıl olurdu? <laughs> diğer diğer zamanki e, değil mi EKG'sini görmek lazım. Yani o QRS bu QRS mi? Onun için bu tür farklı QRS'ler gördüğümüz zaman e, ona bakmak lazım. Bu bir holter. Holter olduğu için holterin farklı yerlerine bakalım ki öyle yaptık biz de burada. Bakın burada e, öncelikle şunu görüyoruz. Hastanın retrograd iletisi kaybolmuş dikkat edin. Ama ne olmuş? Buraya bir P gelmiş. O da ne yapmış? İletilmiş. Nasıl bir QRS ile iletilmiş? Aynı QRS ile iletilmiş. Demek ki hafif dal bloğu veya incomplete hani ileti gecikmesi gibi bir şey de olsa dikkat ederseniz bu P'ler bu QRS'e iletiliyor. Tamam. E, ama neden böyle bir fırsat bulmuş? Çünkü retrograd P yok kendisi işte P geldiği zaman iletilebiliyor. Birkaç şeyi anlamış olduk burada. Bir mesela böyle bir hastada e, siz neyi söyleyemezsiniz? E, diyeyim yoğun bakıma böyle bir hasta gördünüz. Tam junctional ya da ventricular escape ritim. Bire bir retrograd P var. Ama mesela şunu söyleyemezsiniz. Retrograd P'nin olması hastada AV iletimde olduğunu bize göstermiyor değil mi? Onun için mutlaka atriumun daha hızlı olması lazım. Holter veya telemetri gibi bir şeyle takip ediyorsanız farklı yerlerine bakarak bu tür iletinin olup olmadığını yakalayabilirsiniz. Mesela burada da ne olmuş? Tam retrograd ileti kaybolmuş ama P e, biraz daha geç geldiği zaman öyle denk gelmiş ve iletilmiş aynı QRS. Li. Demek ki AV nodu çalışıyor ama sinüs noduna problem var. Sinüs çıkmıyor dikkat ederseniz. Sinüs not disfonksiyonu olan bir hasta büyük ihtimal. Hafif de QRS'leri geniş ama demek ki ventüküler değil. Evet, bir sonraki hastaya geçiyoruz. Şimdi burada da 16 yaşında bir hasta, e, device ile ASD'si kapatılmış, ondan sonraki ilk telemetrisi. Evet. Bu arada siz düşünürken e, retrograd bile olsa P, atrial veya nodal değil midir? E, şimdi şöyle retrograd P demek yukarıya doğru iletiliyor demek. Dolayısıyla ister ister ventriküler olsun, ister e, ritim junctional olsun Retrograd P olabilir. Yani yavaş VT'lerde de e, retrograd iletiyi sık görüyoruz çocuklarda. Yani VT'de AV disasyonu her zaman olmaz. Evet, ASD device. ASD cihaz da kapatılmış. E, ve sonra böyle bir telemetride, diyelim ki yoğun bakımdan diyorlar ki, böyle bir ritim var. Evet, yani yorumlardan birisi nodal. Yani nodal ritim Çünkü P dalgasını e, göremiyoruz gibi. Değil mi? Başka bir fikri olan var mı? Model ritim, genel hakim kanat modeldir. Peki pedalgası nerede? Düzenli. Bu düzenli olması çok önemli. Ee, Şenay tebrik ederim bizim yeni mezun fellolarımızdan. Ee, diyor ki düzenli bu ritim diyor. Yani düzenli olması önemli. Çünkü özellikle pedalgasını görmediğiniz bir ritimde. Ee, tabii ki mesela erişkinlerde olsa hemen akla ne gelir? İşte atrial fibrilasyon olabilir mi? Tabii çocuklarda da olabiliyor bu. Ama e, ritim ne oluyor o zaman? Hani ne diyoruz İngilizcede? ile irregular. Yani düzensiz düzensiz ritim. Şimdi düzensiz düzensiz ritim olmadığına göre burada burada bir düzen var. Ee, tabii ki junctional olabilir. Junctional da düzenli olur. Burada Niye buna özellikle işaret ediyoruz? Pedalgasını görmeyince akla gelmesi gereken şeylerden birisi atrial fibrilasyon da onun için. Orada da düzensiz olur. Evet. E, heart rate variability görmek gerekir derken özellikle trende bakmak lazım. Peki bunu böyle gördük. E, tabii e, ne zaman bir şöyle böyle bir monitör size gösterseler veya işte üç kanallı bir telemetri vesaire bir aritmi şüphesi var hastada. Normal değil yani ritim bir anormallik var. İlk yapmamız gereken şey ne? Hemen hastanın üzerine atlamadan önce hasta yaşıyorsa tabii ki 12 kanal EKG çekmek, değil mi? Evet, mutlaka bu çok önemli. Hem dokumentasyon için, hem hastanın o anki durumunu e, tespit edip daha sonra karşılaştırmak için önceyle karşılaştırmak için vesaire vesaire. Yani sonuçta 12 kanal EKG, hasta eğer e, işte ani restasyon gerektirecek kadar acayip bir durumda değilse yani mutlaka ilk fırsatta çekilmesi gereken bir şey. Şimdi evet çekmişiz. Aynı deminki hasta bu ritim bir şey yaptıktan sonra EKG'sini görelim demişiz. EKG'si bu. Fikrimiz değişti mi? Aynı junctional mı yine? P'ler yok. Evet. Ama evet. Bazılarınız şimdi e, zannediyorum yorumlarınızın hepsi şu panelist diyor ya oradan genele yolluyorsunuz. Bunda hiçbir sorun yok. E, bana da direkt yollayabilirsiniz. Yani herkesin görmesini istemediğiniz yorumlar olursa. P'leri görmekte zorluk çekiyoruz diyoruz. E, ama birkaç arkadaşımız da diyor ki P'nin içinde sanki T'nin içinde sanki P mi var diyor. Şimdi bakalım. Bakmak için biraz e, o arkadaşların dediği şeye şöyle bir zoom yapalım. Şimdi bakın te dalgaları e, olabilir tabii böyle ama bir tuhaf bir şey var. Yani biraz hafif sivri gibi sonra da bir burada bir şekil değişiyor. Çok u dalgasına da benzemiyor. Devam ediyoruz. Burada bir şey var mı acaba diyor arkadaşlar. Bu derivasyonlarda da aynı şüphe var. Ama tabii bu çentikli bir T de olabilir. Ama bu bizde bir şüphe oluşturuyor. Burada tuhaf olan şey eğer bu bir P ise değil mi? Sinüs P ise olduğunu varsayalım. Ee, çok e, acayip uzun yani 600-700 hatta 700 milisaniye falan PR intervali çok mutat bir şey değil. E, çünkü eğer bu P ise P'ler pozitif değil mi? Bakın negatif değil. Yani sinüs mü acaba diyorlar. Çok tuhaf bir durum tabii. ASD device kapatılmasından sonra da olabilir. Adenozin işe yarar mı? yarayabilir tabii ki sinir ritmini yavaşlatabilir ya da farklı yerlere bakacaksınız. Benim böyle durumlarda ilk yaptığım şey hani deminki hastada da trend trendin gidip de en yavaş yerine bakmıştık, flutter'ı ortaya çıkarttık ya yani farklı yerlere bakıp bir değişiklik görüyor muyuz diye bakacağız. Burada da bu hastanın telemetrisi gibi holter olabilirdi. Bakın burada telemetriye dikkat ederseniz hafif hız değiştiği zaman. Ee, bu T'lerin şekli değişiyor. Bakın bu e, sona doğru çentik ortaya çıkıyor. O zaman ne oldu? Burada gerçekten burada bir P olma ihtimali kuvvetli artmış oluyor değil mi? Biraz daha ileri doğru bakıyoruz. Bakın T'lerin içinden P çıkıyor. Gerçekten bakın P ne kadar uzun iletiliyormuş. Ee, yani neredeyse ne kadar şimdi bu? 400-600 700 milisaniye falan civarında çok acayip bir şey tabii. Çok nadir görülen bir şey. Bu derece uzun. Yani bunun şimdiye kadar kopması beklenir. Demek ki hafif hasta hızlandığı zaman ki bu hastada ben hatırlıyorum kalp hızı 70 değil de böyle 85'in üzerine çıktığı zaman ne oluyor? Bu P'ler T'nin içine giriyor. Yani bir önceki slayttaki olaylar o. Bakın buradaki hız 100 mesela. İçine giriyor ve e, siz onu anlayamıyorsunuz. Yani işte çentikli T mi veya nedir? Anlayamıyorsunuz ama telemetrinin farklı yerlerine baktığımız zaman bu hasta hastalığı demek ki bunu ayırt edebildik. Bagal manevra veya adenozin gibi şeyler tabii ki yapılabilir eğer bu şekilde ayırt edemiyorsanız. Dikkat ederseniz bu birinci derece AV blokmuş. Tabii device kapatılması sonrası da görülmeyen bir şey değil, olabiliyor. Daha sonra bu hastayı takip ettiğimiz zaman biz bir ara bir ves şeyleri de çıktı bu olay. Sırasında bir 4-5 gün yakın takip edildi. Ee, arada Mobitz bir blokları falan da oldu. İşte steroid falan aldı 5-6 gün. Daha sonra çok yavaş yavaş toparlamaya başladı. Tam düzelmese de. Tabii Kriste terminalisten ziyade e, Aveno'da burada bas, bası var. E, ondan sonra, daha sonra bu device çıkartıldı tabii. Onu söylemeyi unuttum. Steroide rağmen tam düzelmedi. Device çıkıp çıkartıldı, çıkartıldıktan bir hafta sonra falan çok yavaş yavaş düzelmeye başladı. Yani halen en son durumu şey değil ama en azından pacemaker gerekmedi en azından şimdilik. Evet, tabii yani mesela böyle bir hasta da şu akla gelebilir. Yani diyebilirsiniz ki yani bu device tam oldu diye. Bunu anlamanın bir yolu var. Önceden EKG, holter gibi şeyleri yapmış olmak. Onun için hani temel testleri de yapmakta fayda var bu tür hastalarda. Farklı bir hastamıza geçiyoruz. Evet bu bir stres testi. Başı demek ki değil mi? Henüz hızlanmamış. Burada herhangi bir şey herhalde vakit kazanmak açısından çok dikkat çeken bir şey yok. RSR prime var ama bu e, dal bloğu falan görüntüsü yok. E, genelde normal bir görüntü. Hasta koşmaya başlıyor. E, biraz hareketlenmeye başlıyor. Ne görüyoruz burada? Evet İlk görmeye başladığımız şeyler. Bir de hep benzer arkadaşlar yorum yapıyor, onun için söylüyorum. Bütün panelistlere yollamanıza gerek yok. Bana özel yorum yapabilirsiniz. Herkesin görmesi şart değil. Evet, ee, ben sizin yorumlarınızı ona göre iletirim. Bazılarınız bu question answer yazıyor. O ikisi birden biraz karış. Benim de ikisine birden bakmam zor oluyor. Chat kısmına yazarsanız daha iyi olur. Ee, Evet. Question answer da var da chat kısmına yazarsınız daha güzel olur. Evet yani VES diyor arkadaşlarımız. tabi ee, tabii CPVT olabilir mi diye hemen soru işareti geldi. Fakat uniform VES'ler gibi değil mi? Yani genel şekli bakın. Nasıl sol dal bloğu e, gibi inferior akslı. Genelde burada uniform bir görüntü var. Tamam füzyon var. Pedalgasından sonra gelince biraz daha dar gibi. Neden? Çünkü füzyon olmuş sinüsle. Ama uniform vesel. Peki bu şey olabilir mi böyle uniform vesel? O zaman CPVT dışlamış oluyor muyuz? Evet. CPVT bu şekilde dışlayabilir miyiz? Evet. Devam etmek lazım, değil mi? Yani biraz daha hızlı. Evet, aynen öyle. Onun için mesela bunu söylememin sebebi ne? Şimdi bazen e, tam kooperasyon olmuyor. Yani çocuklar yeterince koşmuyor. Mesela bu bu testte dikkat ederseniz kalp hızı kaça ulaşmış? 150'ye ulaşmış. Yani e, burada bitirebilir de hasta testi. Onun için stres testlerinde, efor testlerinde e, mutlaka ona dikkat edin. Yani hasta koşması gerektiği kadar koştu mu, koşmadı mı? E, yani bazı basit sebepler için aşırı önemli olmayabilir ama bu tür durumları değerlendirirken mesela efor sırasında senkop olan bir hasta örnek veriyorum ve siz de işte efor testi yapıyorsunuz. Burada efor testinin amacı hastayı iyice zorlayarak ne olduğuna bakmak. Eğer 7 yaşında 8 yaşında bir hasta 150 kalp hızına çıkıp mesela burada gördüğümüz gibi ondan sonra isterse hiç VES olmasın mesela VES olmayabilirdi burada. Sonra da duruyorsa bu efor testine bir şey yok diyemezsiniz. Çünkü hastanın ciddi bir şeyi var yani efor sırasında senkop çok ciddi bir olay. O hastayı sonuna kadar zorlamak zorundasınız. Peki zorlayamıyorsunuz. Hastanın diyelim ki ne bileyim ben bacağında problem var veya işte 5 yaşında e, vesaire. O zaman epinefrin challenge testlerinden bir şey var. O, o konuyu okursanız IV belli infüzyon e, vererek intravenöz e, işte dakika dakika onları arttırarak onun belli bir protokolü var. Yani bir nevi replike ediyoruz yani efor testi sırasındaki şeyi. Demek ki daha küçük çocuklarda e, böyle bir şey yapabiliyoruz gerekirse. Evet. Onun dışında yani eforu e, zorluyoruz. Şimdi 2-3 polimorfik olursa ne olacak? Şimdi ona gelmeden önce zaten devam edelim demiştiniz. Ben devamını göstermemiştim. Bakın devamı bu. Hastanın bakayım. Bu başka hasta. Evet. Devamında ne görüyoruz hastanın? Bayağı bir artmış bu bizim veslerimiz. Hatta ne olmuş böyle bidirectional. Bakın şur şuraya dikkat edin. Şu dar olan hastanın kendi küresi, ama bakın şu diğer küresi. Yani ee, ee, şuna, şuna dikkat edin. Bakın pozitif-negatif, pozitif-negatif şeklinde bazı yerlerde görebiliyorsunuz. Yani bu bidirectional görüntü polimorfik olmaya başlaması falan. Bizim bunları, bunlar hep CPVT'de gördüğümüz şeyler. Bu hastanın tanısı CPVT ve daha sonra sakinleşince bu vesler yok oluyor değil mi? Hastanın tanısı CPVT. Peki genetik test yaptık diyelim ki negatif geldi. Tanımız değişiyor mu? Başka ne oluyor o zaman? Genetik test negatif gelirse tanımız ne oluyor? Evet. Genetik test niye gerekiyor? Zaten CPVT olduğu belli değil mi bu hastanın? Niye bu hastaya genetik test yapmak gerekir? Evet. Zaten teşhis belliyse, aile bireyleri için değil mi? Evet, çok güzel. Kesinlikle bu hastada tanıyı kesinleştirmek için CPVT olduğu bunun kesin. Ne gerekmiyor? Genetik test onun için gerekmiyor. Aile bireylerini tanımak için. Çünkü efor yapamayan çocuklar olabilir, efor yapamayan yakınlar olabilir farklı sebeplerle. Eğer tamam herkese pozitif çıkmıyor. Ee, yani işte yarıya yakın hastada bulabiliyoruz. CPVT'de biraz daha düşük ama bulursak e, bulmamızın yani patojenik mutasyon bulmamızın çok faydası oluyor. Diğer aile yörelerine aynı mutasyonu aradığımız zaman veya diğer hani daha uzak aile yörelerine bile basit bir kan testiyle tarıyoruz. Ama bazı mutasyonlar geliyor. VUS dediğimiz hani sebebi bilinmeyen mutasyonlar gibi onu biz e, düşünelim. E, o tür mutasyonlar olduğu zaman Tabii ki e, hani e, Variant of Unknown Significance, Rus diye geçer. Onların çok anlamı olmuyor her zaman. Bazıları anlamlı oluyor. Onları dikkatli yorumlamak lazım. Kesin patojenik mutasyon olunca o kesin anlamlı. Evet, başka bir hastaya geçiyoruz. Hasta D diye isimlendirmişiz. Evet, burada dikkatiniz çeken bir şey var mı? Bu da galiba EFOR testi. Evet. PR mesafesi kısa. Bu vesileyle bu yorumu da yani bu konuya da girelim. Aslında burada bunu amacı PR mesafesi değildi. Şimdi bu PR delta dalgası olmadığı sürece hiçbir anlam ve önemi yok. Yani ne, neden mesela bu hastada önemli değil? Çünkü bakın dikkat edin 2 3 AVF'de çok e, e, yani belirgin, e, derin değil ama çok normal bir Q dalgası var. Eğer delta dalgası olsaydı böyle Q dalgası burada olmazdı. Sol tarafta da özellikle de v, V6'da Q'nun olması değil mi? Burada çok e, yani dik e, tertemiz bir QRS başlangıcı var. P'nin ne yaptığının hiçbir önemi yok. PR kısa olabilir bazı hastalarda. Onun hani klinik olarak hiçbir önemi yok. E, dolayısıyla e, QRS'in başlangıcı çok önemli. Delta şeklinde hiçbir yerde başlamamış. Q'ları da görüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu hastayı biraz biz koşturuyoruz yani tam kısa QT'de değil bu hasta ama hani QT hafif kısa mı acaba diye akla geliyor hakikaten. E, QTC 360'ın altındaysa borderline değil mi? 330'un altındaysa kesin kısa QT gibi oluyor. Koşturuyoruz bu hastayı. Koş, e, bu hasta işte taşikardik yani eforla taşikardik olan bir hasta. Burada sanıyorum sizin de dikkatini çeken bir şey yok değil mi? Normal QRS'leri aynı çok değişmemiş. J-point depression var. Upsloping dediğimiz ST depression'ı var. E, o tamamen normal. Burada hiçbir aritmi yok. Özellikle onu vurguluyorum. Biraz daha koşturmaya devam ederken hasta bu ritme giriyor. Hani eforla şikayetleri olan bir hastaydı ya. Evet. Sizce bu ritim tabii ki QRS aynı değil. Söylemeye gerek yok. Nasıl yorumlamamız lazım bu ritmi? Evet ne dememiz lazım? İlk bunu gördüğümüz zaman ne söylememiz gerekiyor bu EKG hakkında? Evet. Cevaplarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Geniş kürares taşikarlı değil mi? Ders almış gibi gözüküyorsunuz. Güzel. Demek ki dikkatli dinliyoruz. Peki o da yeterli değil. Geniş kürares'ten sonra biraz daha tanımlama gerekiyor. Mesela pedalgalar hakkında bir şey söyleyebiliyor muyuz? Herhalde söyleyemiyoruz değil mi? hızı tabii ki işte 190 hızındaymış. Ondan sonra e, tansiyon orada yüksek çünkü efor yapıyordu. Geniş QRS e, taşı taşikardi. P dalgalarını tam göremiyoruz. Ondan sonra e, bir de morfolojiye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işte sağ doğal blok mu, sol doğal dal blok mu, inferior aks mı, superior aks mı vesaire. Bunlar da önemli. Mesela bu hastanın değil mi? Dikkat ederseniz sağ dal bloğu görüntüsü var. Özellikle buradaki derivasyona dikkat ediyoruz. V1, V2'ye. Sağ dal blok, sol taraf negatif. Sağ dal blok ve e, aks olarak da bakın superior akslı. Yani 2-3 AVF'de QRS'ler negatif. Sağ dal blok, superior aks, geniş QRS taşık deyince ilk aklımıza gelmesi gereken şey ne? Sağ dal bloklu taşık ve superior akslı. mahim Evet tebrik ederiz. Ee, bakayım kim dedi Mahayim önce? Mahaym'ı Pınar söylemiş. Evet. Birkaç Taner, Pınar tebrik ederiz. Evet. evet. İlk akla gelmesi gereken şeylerden birisi. Ama e, Ahmet Vedat'ın da söylediği posterior fasiküler VT'de olamaz mı? Evet. O da aklımıza gelmesi gerekiyor. E, Mahayin için işte tipik bir görüntüdür bu. Yani sağ dal blok superior aks ama bu posterior vt VT'de olabilir. Yani ikisi yani iki bu iki şeyden birisi. Tabi e, tabii bunu ayırt ederken Nasıl ayırt edebiliriz? Bu diyelim ki hasta buna girdi şimdi. Nasıl ayırt edebiliriz? Acaba bu posterior fasiküler VT mi? Yani sol taraflı, sol posterior fasikülden gelen bir VT mi, mahim mı? Nasıl ayırt edebiliriz? Hasta şimdi bu ritimde efor testini yaptınız. Orada duruyor hasta. Stabil yani tabii ki stabil olmasa başka şey. Adenozin, değil mi? Hangisi adenozine cevap vermez? Veya ikisi de verir mi? verapamini yaparsak e, durdurabiliriz. Biz aslında teşhis için yapıyoruz. Eee posterior, posterior fasiküler VT genelde vermez mahim ise Değil mi? Adenozin kullanan bir taşikardidir sonuçta. E, hemen her zaman yani yeterli doz verirseniz verir. Eğer biz bunu adenozine durdurabiliyorsak o zaman bunu Mahaim lehine alırız. Değilse posterior fasiküler VT lehine alırız. Evet. Demek ki evet bu şekilde işte böyle Sadece dar QRS, geniş QRS değil, geniş QRS olunca da işte morfolojisine göre nereden geliyor, nereye gidiyor, başka hangi taşikardilerle uyuyor, onu düşünmemiz lazım. Mahaim'i hafif şey yaparsak, e, neden Mahaim dedik? Çünkü Mahaim sağ taraflı bir yoldur e, genellikle, yani çoğu hastada. Ve e, sağ taraflı olduğu için e, ondan sonra, e, daha doğrusu tabii bu, bu durumda sol taraflı olmuş oluyor, o, o farklı. Evet ondan sonra sağ taraflı olsa sol dal, sol dal bile oluyor. Sol taraflı ma oldukça nadir. Ondan sonra ama yine de yani ben belli sayıda gördüm diğer yani normal mahimden çok daha az da olsa. O yüzden yine de böyle mahim türü bir şey sol taraflı yani antidromik bir taş çıkardı mutlaka düşünmeniz lazım. Direkt BT diye atlamamak lazım. öyle olunca tabii adenoze cevap bekliyoruz. Eğer klasik sağ taraflı mahim olsa Sol dal bloğu superior aks olacak yine. Buradaki öyle değil tabii ki. Ondan sonra hani onu demin e, tam düzgün vurgulamadım herhalde. Daha az görülen bir mahimden bahsediyor gibi yaptık. Sol taraflı aksesuar yol e, illa mahim olması şart değil. Antidromik taşikardi. E, yine şey olabilirdi. Mesela WPW olabilirdi değil mi? Sol taraflı. Niye e, ona çok uymuyor bu? Çünkü e, dikkat ederseniz baseline'de hiç prekstasyon yok. Yani e, daha sonra birdenbire antidromik taşikardiye giriyor. Çok mutat değil ama sol taraflı mahaim, işte sol dal blok olsa sağ taraflı olabilir. Çünkü mahaimde ne oluyor? Normal zamanda QRS genellikle geniş değil. Hani holter yaparsanız bazen görebiliyorsunuz ama delta dalgası da yok. Hastayı sadece antidromik taşikardide görüyorsunuz öyle düşünün. Dolayısıyla yani hani onu ayırt etmenin yolu gerçekten adenozin vermek, holterini daha dikkatli şey yapmak. Tabi burada ist yani istatistiksel olarak sol taraflı mayımlar çok çok az görüldüğü için e, sadece hani o açıdan söyleyebiliriz. E, Posterior fasiküler VT ihtimali çok daha fazla. E, ama kesin ayırt etmek için işte ve holterin daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Evet şimdi burada başka bir hasta tabii ki aynı hasta değil. Ondan sonra deminki taşikardi ile bu taşikardi bu da geniş QRS değil mi? Farkı ne? Hemen ilk dikkat çeken farklar. Evet. Füzyon var, güzel. Yani QRS'lerin hepsi aynı değil. Ee, şekli farklı. Aslında şekil farklılığından ziyade daralıp genişliyor değil mi? Füzyon görüntüsü veriyor onun için. Onun için hani klasik polimorfik gibi değil. Ee, sol dal bloklu. Yani şey farklı. Sol dal bloklu ve inferior aksi. Mesela bu muhaim olamaz. Yani sağ tarafı niye? Çünkü inferior akslı değil mi? Ama nedir? E, şekil farklı hakikaten. Onun için polimorfik demek istiyorsunuz ama dikkat ederseniz bütün, bütün derivasyonlarda bazen QRS biraz daha dar, bazen biraz daha geniş. Böyle durumda füzyon aklınıza gelsin. Evet, yani polimorfikten ziyade füzyon aklınıza gelsin. E, geniş QRS taşikardi de delta dalgası demememiz lazım. Çünkü burada bir geniş QRS taşikardi var zaten şu anda. Delta dalgasını daha çok Sinüs görüyoruz. Evet. Şimdi e, düzenli mi düzensiz mi? Ona dikkat etmediniz. Onunla ilgili yorum yapmadınız. Düzensiz değil mi? Yani dikkat edin bakın. Düzensiz bir taşı kaldı. QRS'ler arada değişiyor. Ama aynı QRS'in darı güne genişi gibi. Hatta arada bakın tamamen dar QRS de var. E, biz bunlara ne diyoruz? VT sırasında görülen bir şeydir bu. Sinus Capture Beat diyoruz. Yani aslında bu sol dal blokluğu inferior akslı, outflow tip bir VT'ye daha çok uyuyor dediğimiz sebeplerle ee, ondan sonra. Sadece burada çok muhtat olmayan e, bazen hafif düzensiz gibi gözükmesi o biraz değişik. Ama bu hasta da hakikaten, e, bakalım ne çıkmış, ablasyon da yapmışız zaten. E, bu da EFOR testine çıkan bir taşikardiymiş. 13. dakikasında VT'ye girmiş hasta. Daha sonra EPS'sini yapınca aortik e, sağ koroner kasplan çıkan VES'lerin ve VT'lerin olduğunu görmüşüz. Tabii bu VT'ye işaret edecek şeylerden birisi bu hastanın olterinde e, aynı bu morfolojide karesleri görürseniz arada VES'leri daha doğrusu e, VT ile de aynı şekilde ise yani şey bu geniş kareyle yani onun VT olduğunu diğer indirek şeyidir. O da delildir. Demek ki mesela deminki hasta çok büyük ihtimal posterior fasikler VT ya da çok nadir görülen sol tarafın mahemken tamamen farklı olan bu hasta demek ki e, VT ama e, nereden geliyor? İşte sağ ventrikül çıkım yolu. Burada da aortik sinüsün oradan geliyor. İşte de, de, gördüğünüz gibi iki tane efor testi, iki tane geniş da çıkardı. E, onun için hani çok iyi analizi yaparsak işte morfolojiler, hız, işte şekil değişiklikleri vesaire P ler nerede ona göre teşhis değişiyor Tabii ki tedavi de değişiyor her bütün yaklaşım değişiyor Evet tamamen farklı bir hastaya geçtik şimdi dikkat ederseniz farklı şekilde derinlikte KG'ler sizinle paylaşıyorum bazıları biraz çok basit gibi bazıları biraz Kompleks bazıları daha kompleks bunu özellikle yapıyorum ki herkes faydalansın diye bir de bazen böyle zorlamalı şeylerin yanında biraz daha kolay gibi şeyleri koyuyorum çünkü farklı seviyelerde arkadaşlar katılıyor ee, hani pediatri asistanlarından bile katılmak isteyen oluyormuş bir sınırımız yok bu arada hani zoom'da bazen sınır oluyor bizi bu şeyden destekledikleri için e, congenital heart Academy onlar sınır olmadığını söyledi yani başkaları da katılabilir evet e, özetle e, bu fazla mı basit geldi? Ondan mı hiç yorum yapmadınız? Bu farklı bir hasta. Nodal escape. Yani sinüs varken nodal. Peki niye nodal escape oluyor? Sinüs niye devam etmiyor? Evet. Sinüs sanki duruyor değil mi? Bakın sinüs sinüs. Nerede öbür sinüs? Yok. Şimdi vagal mi olabilir vesaire. Ama aniden durduğu için hani Aynı durmalar var. Hani vagal olsa bu şekilde sinüssünüz, belli bir boşluk, sinüsünüz aynı şekilde boşluk çok olmaz. Biz daha çok bunu sinoatriyal exit blokta görüyoruz bu, bu tür görüntüleri. Ee, yani sinüsün aniden durması olayı. Sinoatriyal exit blok sonrası ne gelmiş? Burada yalnız bir P dalgası var. Dolayısıyla bu yani iletilen bir şey mi ne, ne diyorsunuz? İletilen bir şey mi yoksa junctional mı? Junctional. Neden? Çünkü P dalgası daha bitmeden QRS başlamış. Yani üst üste gelmiş. Yani bu P her ne kadar QRS'ten hemen önce gibi gözükse de değil mi arkadaşlar? İletilmesi mümkün değil. Daha P bitmemiş bile yani. Ee, bu tür durumlarda bazen yanıltıcı oluyor. Bakın dikkat edin. Belli bir PR mesafesi olması gerekiyor. Yani bu hastada bu PR yaklaşık bu kadar. Bu QRS gelmiş tam bu P'nin tepesine gelmiş. Yani bundan bu ilişkili değil. Dolayısıyla aslında bu QRS, bu junction escape az daha bekleseydi bu P'ye gelip iletilecekti aslında. Fakat o tabii junction escape'in artık gelme zamanı gelmiş öyle diyelim. Dolayısıyla P'ye de denk gelmiş yani birkaç yerde. O bazen yanıltabiliyor. Bakın sona doğru bakarsanız yine benzer. Bakın bu P'e de iletilmiyor. Çünkü neden? Bu hastada her hastanın farklı olabilir PR intervali. Mesela bir önceki hastanın PR'si kısaydı değil mi? İki önceki hastanın. Bu hastanın PR'si böyleymiş. Bu ne demek? Bu hastada sinüs sırasında yaklaşık böyle bir PR intervali var bu kalp hızında. Şimdi bu birdenbire bu kadar kısalmaz. Bu hastada. Başka bir hastanın hep PR'si böyle kısa olsa o başka. Demek ki bu hastanın AV nodunun böyle bir özelliği varken birdenbire AV nod böyle aniden bu şekilde hızlanmaz. Onun için aslında bu da junctional escape. Yani P başlamış ama daha iletilmeye fırsat bulmadan junctional escape olmuş. Evet özetle böyle. Evet. Bu hastaya PES gerekir mi diye soruyorlar. Şimdi e, önemli kurallardan birisi şu. E, biz ritim tedavi etmiyoruz, hastayı tedavi ediyoruz. Hep, her konuda öyle deriz ya. Yani bu hasta hakkında bir sürü şey bilmek lazım. Yani mesela bu hastanın bir sonraki sayfasında 15 saniye kaybı duruyorsa PES gerekir tabii ki. Ama sadece bu kadarsa bunun bir semptoma yol açması da beklenmez. E, hemen hemen hangi yaş olursa olsun çok bebek vesaire olmadıkça böyle bir şeyin tedavisi genellikle e, gerekmez sadece bu kadarsa dediğim gibi. Ama izlenmesi gerekir. Hani çünkü sinöatriyal exit blok var gibi. Geneli bradikardik mi değil mi? Tabi e, tabii bradikardide pace indikasyonun en basit şeyi ne? En basit tarifi veya işte nasıl diyoruz? Eğer hastada e, değil mi? E, şey olursa efendim semptom olursa. Evet bir hasta daha şey yapalım. Saat 9 oldu. Bitirelim. 9'a 1 var. Evet, burada bir taşkardı başlamış, değil mi? Taşkardı nasıl başlamış? Sinoatrial exit blok bazen uykuda olabiliyor. Bu arada bunu düşünürken, yani her sinoatrial exit blok olan hasta tam anor, yani Deminki gibi hastayı anormal kabul etmiyoruz. Ama Deminki gördüğümüz hastanın gördüğümüz şeylerini gündüz ve sık görüyorsak, onu çok normal kabul etmiyoruz. Arada sırada böyle işte nadir oluyorsa bunlar, özellikle uykuda oluyorsa, sinir atrial exit blok bile olsa, hastanın ortalama kalp hızı iyi ise, başka bir problem yoksa ona çok önem vermiyoruz. Ama sık sık görüyorsak, gündüz görüyorsak onu takip gerekiyor. Özellikle Vesta başlaması dikkatimizi çekmeli. Dar köresi taşikardi değil mi? Geniş köresi taşikardi değil. Peki başka nasıl bir tanımlama yapmamız lazım? Dar köresi taşikardi. Evet e, P ile ilişkisi değil mi? Long RP. Yani RR intervalinin ortasından sonra mı önce mi P'si? Bakın negatif şu P'ler ortasından sonra. Long RP taşı kardi. West e başlamış. West'e başlaması tabii bunu çok büyük ihtimal reentren bir taşı olduğunu bize söylüyor. Long RP olunca da uzun RP olunca da neler aklımıza gelmesi lazım? Fokal atrial taşı kaldı. İşte bazı dekremental yollar var, bazı aksesuar yollar olabilir, daha az görülüyor ama atipik AVNRT değil mi? Bunlar aklımıza gelmesi lazım. PGRT, tabii PGRT'nin şeyi ne burada? E, hani uymayan şey, PGRT hani permanent ya başında yani biraz daha sustained oluyor onlar. E, ama yine de hani non-sustained bazıları şey yapabiliyor böyle intermittent. Genellikle hani o biraz daha da, devam ediyor. Evet, bunlar tabii yine her zamanki gibi bir taşikardinin demek ki Holter'de neyine bakmamız gerekiyor. Her zaman söylüyoruz, mümkünse varsa başı sonu. Bu başı Veste başlamış, bu da sonu. P ile bitmiş. Hemen burada neyi e ekart ettik? E Geçen derste de söylemiştik seminerde, fokal atılar taşikardi e ekart ettik. Çünkü bu iletilmediğine göre ve o sırada taşikard durduğuna göre demek ki buraya entran bir taşikardiymiş, onu e ekart ettik çok da büyük ihtimal Veste'de başladığı için, reentrant taşıkarda olduğu için ya bir anormal bir aksosyal yol var, PGRT benzeri diyelim. Ya da biraz daha sık gördüğümüz durum aslında ondan daha fazla sık gördüğümüz böyle bir dekremental yoldan daha sıkını görüyoruz. Biz atipik AVNRT sanıyorum bu hastada atipik AVNRT'ydi. genellikle onları VES'le başlatmak mümkün oluyor. Evet bir fazik T dalgası ile bu soruya da cevap verip bitirelim. T dalgası sonuna gelen negatif P dalgası ayrımı nasıl yapıyoruz? Şimdi e, orada yani P'lerle T'ler arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Yani mesela şimdi bu bu hasta için konuşalım. Tabii ki şu mesela sadece size şunu gösterseler yani ritmi değil de sadece şu kısmını gösterseler veya bana gösterseler. Mesela ben burada ne diyeceğim? Yani bu e, bir kere taşıkardık tabii de diyelim ki bu hasta çok da taşıkardık değil diyelim ki bebek. P'ler negatif gibi. Acaba bu U dalgası mı falan diye ben de düşünürüm. Bunu anlamanın yolu gerçekten hastanın sinüsteki T'sini görmek. Bakın sinüsteki T'sine. T'si böyle hastanın. Bakın şuradaki gibi. Ama sonra bir negatif deflection var değil mi burada? Demek ki yani bu hastanın sinüsteki yani normal zamandaki T'si farklıysa oradan ayırt edebilirsiniz. O U dalgası mı yoksa P dalgası mı? Evet. E, zamanında başlayıp bitirmemiz gerekiyor. Bunlar kaydoluyor, yayınlanıyor vesaire. Ee, önümüzdeki hafta aynı şeyin İngilizcesi ee, yani bazen aynı başlıyorum tabii de farklı yerlerde bitebiliyor prezentasyonlar ee, olacak inşallah. Ee, ona da bayağı katılım oluyor dünyanın değişik yerlerinden. İsteyenler veya buna katılamayanlar ona da katılabilir. Türkçesi için inşallah iki hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi çalışmalar, hayırlı günler.